O gün ikna edemedik. Ertesi gün ikna oldu. Yani prova yaptık, tamam. Çıktık. Merhaba konserde Sydney'deydi galiba. Ara müziği çalıyoruz işte. Kıyafet değişecek. Bekle bekle yok adam. Dönüş yapıyoruz, çalıyoruz. Uzattıkça uzattık. Bak, ne oldu ya, girdim içeriye ki bir şaşa içeride kıyamet kopmuş. Yüzüğüm çalındı diye. Yüzüğü çalındı. Evet. Bana yüzüğümü bulmasanız çıkmıyorum sahneye. Öyle bir Allah. olay. Yani tartışmalar bu. Ben içinde değilim yani. Ben gördüm olayı, benimle ilgisi yok. Birebir yaşıyorsun. Sizle ilgisidir. Yani. Birebir olmasa Ya bile. ama ben daha evvel Türkiye'den bir sahnede bir atışmamız olmuştu. Dargındım aslında. Burada barıştık. Neydi o Türkiye'deki atışma? Kuliste sazlara akort yapıyoruz. Bu mesela müzikten anlayanlar bilirler. Bu arada yıl kaç? Yıl 81 olabilir. Evet. Belki evet 80-81 iyice hatırlamıyorum. Belki daha evveldi hatta. 78 olabilir. Evet. Çünkü ben bekardım o zamanlar. Evet. Evet. müzikten anlayanlar bu terimleri bilirler. Mesela Hicaz okurken sazların hepsi Hicaz gösteriler yapması lazım ki müzisyen okuyucunun kulağı ona alışsın. Ben o sırada haberim yok Hicaz okuyacağından. Rast makamında bir şeyler yapıyor. Kulağımı bozuyorsun dedi, böyle bir çıkış yaptı aniden gayri ihtiyar. Ne bağırıyorsun ya dedim falan. Oradan bir şeyler oldu. Tabii tartışmamız bu yani. Hemen sonradan yatıştık ikimiz de, bir şey yok yani. Evet. Avustralya'ya, daha doğrusu Melbourne'a sonra yine geldiğinizi biliyoruz. Evet. Küçük çaplı konserlerdi bu geliş Evet. nedeniniz. Ancak Avustralya sizi epey etkiledi sanıyorum. Evet. Ve ilk gelişinizden 8 yıl sonra eşiniz ve iki çocuğunuzla birlikte buraya göç ettiniz. Evet. Neydi sizi buraya göç ettiren neden? Vallahi işte Türkiye'de ben biraz uysal gözüküyorum ama içime kapanık bir sinirlilik var yani. Bu trafik tıkanırsa ben kızıyorum. Yani yollar kirli olursa, yağmur, çamur, yani bu İstanbul'un kirliliği de biraz beni hayat çok kalabalık olması, stres. Hani işini zamanda yapamıyorsun. Bir takım etkenler var yani. Biraz da maddi sorun fazla yoktu. Burada daha kötü maddi sorun. Yani ben maddi sorunları düşünecek olsam tekrar gider orada yaşarım da. Hiç maddi sorunları göze almadan kalkıp geldim buraya. Yani rahat bir hayat zannediyor insan. Evet. Ama yerleştikten sonra tabii turist gelince daha güzel gözüküyor etraf. Turist gelmişsin, her tarafı gezdiriyorlar. Ama yerleştiğin zaman mesuliyetler başlıyor. Bir takım zorluklar burada da var yani. Evet. Ama sonradan gelen pişmanlık fayda etmiyor tabii. Dönemiyorsun. Tıpkı bizim bir sürü arkadaşlarımızın yaptığı gibi. Döneceğim ya diyenler var. Dönüyorlar. 2 sene sonra pat yine buradalar. Yine. Sizin böyle bir şeyiniz oldu mu? Girişiminiz dönmek Yok, gibi olmadı. Ben hiç işte olmadı. hep çocuklar yüzünden. Buraya o kadar adapte oldular ki alıştılar. Arkadaş edindiler. Lisanları çok güzel. Küçük geldikleri için avantaj onlar için. Şimdi zannetmem ki orada Türkiye'de yaşayabilsinler. Bu alışkanlıklarla orada hayatlarını sürdüremezler yani. Uyum sağlamaları zor olur. Evet. Evet. Evet, şimdi burada sadece müzikle uğraşmıyorsunuz. Evet. Bir ara Maxim Evet. gazinosunu çalıştırdınız Dandinon'da. Evet. Ve şu anda da ailenizle birlikte küçük bir lokanta işletiyorsunuz. Lokanta sayılmaz, take away yani, fast Evet. food. Sizin için müzikle uğraşmak elbette lokanta işinin önünde yine de. Evet. Ancak Türkiye'de kalıp kardeşleriniz Coşkun ve Taşkın Sabah gibi popüler olmak varken yine soracağım. Burada döner kesmeye katlanmak niye? İşte o biraz ne bileyim artık. Dedim ya işte 6. 7. seneden sonra gelen pişmanlıklar. Şu anda da istiyorum gideyim ama olmuyor yani. Bir içinde olsanız yani dönülmüyor. Elde değil yani, dönmek istesen bile dönemiyorsun. Burada da başka yapacak bir şey yok. Müzik ön planda olamaz bu. Avustralya'da istediğin kadar büyük müzisyen ol, müziği ön planda götüremezsin. İkinci bir iş olarak götürebilirsin. Bizim yaptığımız gibi. Tabii bu para kazanmak lazım. Bir yerden bir gelirin olması lazım. Başka işlere bakıyorum, arkadaşlara soruyorum. İşler zayıf, işler zayıf. Hani ayakkabı satar, elbise satar, kuyumculuk yapar. Hepsinde iş. Yine en akla uygun yemek işinde daha çok gelir var diye duyduk. Onu da semtinde açacaksın. Yani bir takım kazalara da uğradık. Yanlış fikirler de edindik. Yanlış fikirleri uyguladık. Pişmanlıklar var.
ama dönüş olamıyor. Ona üzülüyor insan. Herhalde buradan da kurtulacağız yani, onu da satacağım. Evet, o yemek konusunda daha önce... Benim hiç eksperiyansım yok, yemek anlamam. Ben sadece, hanım çok iyi bu işte. Ben sadece orada satışını yapıyorum, hani servisini yapıyorum. Evet. Müzik hayatınızın, siz ikinci planda da deseniz, evet, hayatınızın ayrılmaz bir parçası. Tabii canım, ben aslında Türkiye'den geldiğim zaman biraz da şeyden nefret etmiştim, müzik piyasasından. Olur olmaz kişiler zirvelere çıkıyorlar. Yani işte Taşkın'ın anlattıkları gibi. Bu insanın sinirine dokunuyor. Yani ben bu kadar uğraştım. Çocukluğumdan beri bu işi biliyorum. Şöyleyim, böyleyim ama istediğim yere gelemedikten sonra beni biraz da iten sebeplerden biri bu. Ve müziği bırakmak üzere geldim buraya. Ben daha jübile yaptım Türkiye'de. Kardeşlerim geldiler. Ben müzikle ilgimi keseceğim diye geldim. Daha gelir gelmez hemen bana müziğin içine soktular. Halkımız sağ olsun seviyorlar. Dinleyicilerim çok benim burada. Evet. Tekrar beni böyle bir işe maksimum aldık. Çalıştırdık. Yorulduk oradan da 7 sene. Hadi burayı satalım dedik. 5 sene hiçbir şey yapmadım. Sadece müzik yaptım. Sıkılıyor insan boş gezmekten de. Gidecek yer yok, bir şey yok. Hadi bu dükkanı açalım dedik. Bu da bıktırdı. Şimdi bakalım Allah ileride ne gösterecek onu bilmiyoruz. Evet. Müzik, yine müziğe dönüyoruz. Oğlunuz Serkan ve evet, kızınız Sevil de sizin babanızdan gördüğünüz gibi müziğin içinde yoruluyor. Evet. Sizinle birlikte. Ama ne yazık ki ellerinde bunu geliştirecek bir imkan yok bu memlekette. Keşke Türkiye'de olsalardı, onlar da bir yerlere gelirler. Olur diye. Olur muydu diyorsunuz? Evet. İkisi de hem söylüyor hem yok, çalıyorlar. Yok, Serkan söyleyemez, sesine güvenmiyor. Evet. Ama kızım çok iyi ses. Evet. Şimdi Serkan'ın size eşlik ederken çektiğimiz görüntüler var. Evet. Onu ve onun sizinle ilgili söylediklerini izleyeceğiz. Evet. Çok küçükken, ben 3-4, 4-5 yaşlarındayken diyelim, gazinolarda babam çalışırken ilk gittiğimizde kendisi sahneyi 11-11.30 gibi alırdı sahneyi. Ben de tabii kulak aşinalığı olduğu için müzikte saat 11.30'u vurmadan ben zaten ilk şarkıyı da yapmış olurdum sandalye üstlerinde. Herhalde onun etkisi olsa gerek ki bu müzik sevgisi, müzik aşkı başlamıştı. Müziğe ilk başladığımızda sahnede beraber olurduk. Bana hiçbir zaman aman bunu böyle çal, aman şöyle çal, tabii provalarda ufak tefek olur da öyle illa müzik yap dememiştir. Kendisi tabii çok büyük müzisyen. Bağışla gülüm, bağışla beni. Babam valla taklit yapmayı çok sever. Şimdi mesela bir yere çıkacağımız vakit çıkacak mıyız, öyle bir hazır ol falan şey yok. Çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz sahneye. Mesela bir televizyon seyrederken bak bu kişiye çok benzer. Bak şu buna benzemiyor mu? Böyle şekilde bizi güldürür. Çok komiktir. zaten devamlı güleriz. Şakalaşmalarımız vardır. Sahnede devamlı şakalaşmalarımız olur. Mesela bir istek gelir. İsteği aldığımız anda zaten o şarkıyı çalmış oluruz. Döner deriz ki ya zaten çalıyoruz, daha ne olacak? Bir sefer Sidney konserine gitmiştik. Bir Bülent Sabah konseriydi. Konseri çaldık. Türk sanat müziği ağırlıklıydı. Ara verdiğimizde bir Amerikalı bayan geldi. Dedi ki okuduğunuz türdeki müzik acayip, you sing with passion dedi. Yani ettim gibi bir tarz kullandı. Dedi ki biz bile bunu hissedebildik. Yani bu özelliği var babamın. Yabancıları bile etkileyebildi ve o güzelliği tattırabildi.
Onun için bu passion'ı hissettirmek, passion'ı anlayabilmek harika. Ve bu şekilde böyle olduğu için gurur duyuyoruz tabii ki kendisinden.